Madenci anıtı nasıl sonlanacak? Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, asistan doktorlar ve eczacılar Gazze'deki soykırımı protesto etmek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. İstasyon Caddesi'nden başlayan yürüyüş madenci anıtı önünde sona erdi. Öğrenciler üzerlerine kanlı doktor önlükleri, omuzlarında Filistin kefiyeleri, ellerinde "vicdanımız kana bulanmasın diye önlüklerimizi kana buladık" İngilizce ve Türkçe yazılı afişler taşıdılar. Madenci anıt önünde hem Türkçe hem de İngilizce olarak basın açıklaması yapıldı. Asistan doktor Ensar Yılmaz açıklamasında "Siyonist terör örgütüyle ticari ya da askeri ilişkiler kurmak hiçbir şekilde meşru değildir. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin aleyhine olacak herhangi bir ticari, askeri ilişkisi söz konusuysa bunun derhal durdurulmasını talep ediyoruz" dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye'deki ekipler ve sağlık çalışanları olarak meslektaşlarını yapılan zulme açıktan desteklediğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet etti. Hiçbir sınır ve ölçü tanımayan işgalci İsrail tarafından tam 70 gündür acımasızca bombalanıyor. Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde büyük bir savaş suçu işleniyor ve katil İsrail bir türlü kana doymuyor. Artık bu sessizlik ve bu tepkisizliğe bir son verilmelidir. İnsanlıktan çıkmış vahşi canavarlar gibi saldıran Siyonist çete durdurulmalıdır. Artık geçerliliği olmayan sözler yerine somut adımlar atılmalıdır. Buradan başta hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere tüm dünyadaki duyarlı ve vicdanlı insanlara sesleniyoruz. Ve herkesi ama herkesi bu zulme karşı durmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Özellikle İslam dünyasındaki yönetimlere de sesleniyoruz. Bu katil ve terörist yapının bir devlet olmadığı ve olamayacağı ortadadır. Açıktan savaş suçu işlediği ve bu yaşananların bir soykırım olduğu ortadadır. Tüm bunlar ortaya çıktıktan sonra hala bu Siyonist terör örgütüyle ticari ya da askeri ilişkiler kurmak hiçbir şekilde meşru değildir. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin aleyhine olacak herhangi bir ticari ve askeri ilişki söz konusu ise bunun derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca bizler Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak tüm meslektaşlarımızı yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykota davet ediyoruz.